Merhaba arkadaşlar. 9. derse devam ediyoruz. Bir arkadaştan bir mesaj almıştım. Hiçbir şey seçili değilken güncelle veya sile bastığımız zaman carilerde veya stoklarda hata veriyor. Gerçekten mesela şu anda bunun sil demesi yanlış. Çünkü neyi silecek? Burada evet dersem hata verir. Burada bir hatamız var arkadaşlar. Tabii yeterince test etmediğimiz içindir. Bu tür hataları siz bildirirsiniz veya ben de bulunca söylerim. Şimdi bu hatayı vermemesi için ne yapacağız? Şu güncelleye tıklıyorum. Şu listcon 0'ın yanına diyorum ki veya diyorum. Or veya demektir. LST cariler nokta list index küçüktür 0 ise hiçbir şey yapma diyorum arkadaşlar. Aynı şeyi bir de silin içine de yapıştıracağım. Şuradaki silin içine girip buraya da eğer carilerdeki list index sıfırdan küçük ise hiçbir işlem yapma demek. Aynı işlemini bir de stoklarda da yapacağız. Yine şuraya lst stoklar diyorum. List indeksi sıfırdan küçükse hiçbir şey yapma dedik. Ve sile de aynı şey yapacağız arkadaşlar. Silde de tamam. Şimdi çalıştırdığımız zaman artık mesela stoklara geldim. Burada sil deyince seçili bir şey olmadığı için silmez ama seçtiğim zaman da sorar. Güncele şu anda çalışır ama şöyle ilk açtığımızda güncele deyince hiçbir şey güncellemez. Çünkü seçili bir şey yok ama bir şey seçtiğim zaman da onu günceler arkadaşlar. Aynı şey carilerde de söz konusu. Hiçbir şey yapmadığımız gibi bu hatamızı düzelttik. Bir de şuraya bir de arkadaşlar bakiye eklememiz gerekiyor. Unutmuşuz onu. Hemen bakiyeyi ekleyelim. Carilere gelip şuraya bakiye diyorum. Bakiye G sütununa ekledik. Dolayısıyla da listelerken şu bakiyeyi de dahil etmemiz gerekir. Şu anda bakın arkadaşlar carilere geldiğim zaman bakiye de geldi gördüğünüz gibi. Tamam. Şöyle cari listeye gidelim. Ben daha önce sizde arkadaşlar ben başlamadan önce dikkat ettim. Burası sizde 8 şey 6'dır. Siz bunu bir 7 yapmanız lazım. Cari listeliği 7 yapın. Bir de şuraya ben 80 kolonluk bir şey ekledim. 270'e 80 dedim buraya. Ondan sonra bir de A2'den G'ye kadar mı gidiyor? Bakalım cariler nereye kadar gidiyor? Evet G'ye kadar. Siz burayı da G yapın arkadaşlar. Şunu 7 yapın. Şuraya da virgül 80 ekleyin. Bir de şuraya da G yapın. Bu şekilde. Tamam. Burasını hallettik arkadaşlar. Bakiyesi de var artık. Ekle dediğim zaman. Bir de bir arkadaşımız hocam başlangıçta cari borçlu veya alacaklı ise onu da şuraya ekleyebilir miyiz? Başlangıç olarak demiştim. Bunu biz eklemedik arkadaşlar. Düzenimiz bozulmasın. İleride bir fiş tanımlayarak tüm carileri seçerek hangisi borçlu alacaklı olduğunu yazabiliriz. Veya siz de burada sayfanızı açıp bakiyelerinize ilk giriş olarak yazabilirsiniz. Mesela 500 yazarsınız. İşte eksi 200 yazarsınız, 2000 yazarsınız. Bu şekilde bir defa da kendiniz de yazabilirsiniz giriş olarak. Bakın geldiğim zaman bakiyesi 500, 200'e eksi 200'ye yazabilirsiniz arkadaşlar. Manuel de girebilirsiniz. Sonuçta burada hem program hem Excel ikisinin nimetlerinden beraber faydalanmak lazım. Şimdi en son faturada kalmıştık. Hemen fatura tasarımımızı hızlı bir şekilde yapalım. Ne yaptık? Bir tane user formumuz burada var zaten arkadaşlar. Boş bir user form açmışız. Hemen formumuzu açıyoruz. Şu şekilde. Aslında hani ders daha kolay olsun diye bir önceki dersimden kalan fatura tasarımını mı getirsem buraya diye düşünüyorum. Bir bekleyin bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar önceki derslerde hazırladığım burada fatura listesi var. Bunu hemen seçiyorum hepsini. Kopyalıyorum. Ve gelip şuradaki user form'a yapıştırıyorum.
Şunu şöyle. Siz bunu tasarlarsınız arkadaşlar. Hani zaman kaybı olmasın diye. Siz bunu aynısını yaparsınız. Ondan sonra şöyle. Fatura listemiz hazır. Tamam. Bu şekilde. Hazır. Buraya arkadaşlar bir grid çizeceksiniz. Yani frame çizeceksiniz şu şekilde. Frame'in başlığını sileceksiniz. Ondan sonra istediğiniz rengi de buradan vereceksiniz. Bu yukarıdakinin aynısı. Üzerine etiket yazacaksınız. Label'a bir alış fatura listesi diyeceksiniz. Sonra yine buranın etrafına bir frame, içine bir list box. İsmini de LST faturalar diyeceksiniz. Sonra fatura ekle, incele, kapa diye buton ekleyeceksiniz. Bu kadar. Şimdi şu fatura ekleye bir ikon getirmek istiyorum. Picture'a geldim. Fatura ekle ne olabilir? Hangisini kullanabiliriz? Fatura ekle. Fatura ekle. İncele için şöyle şöyle olsun. Ondan sonra kapat içinde şöyle butonu seçtim. Zaman kaybı olmasını istemiyorum. Dolayısıyla butonların rengini de beyaz yapayım. Niye? Çünkü şu ikonların altında zemin beyaz olduğu için buton da beyaz olsun arkadaşlar. Bu şekilde hallettik. Formun caption'a da hiçbir şey yazmayalım. Bir de formun içine şimdi kaydedeyim arkadaşlar son haliyle. Şimdi tekrar yeni bir form açtım. Bu formu da şöyle genişletiyorum. Bir önceki dersten kalan alış faturasını alıyorum. Şurada her şey hazır gördüğünüz gibi. Hepsini Ctrl A ile seçiyorum. Ctrl C ile kopyalıyorum. Ve az önceki forma şu forma Ctrl V ile yapıştırıyorum. Ondan sonra şöyle yavaşça şuraya çektim. Formu da şu şekilde. Tamam. İşte alış faturası da hazır. Şimdi burada da arkadaşlar yine bir frame çizeceksiniz. Üstüne yazı yazacaksınız. Sonra yine bir frame diyeceksiniz. Caption'a firma bilgileri, fatura no, tarih, cari kodu, cari unvanı. Şunun ismi TX'te fatura kodu. Şuna TX'te tarih. Şuna TX'te cari kodu. Buraya fatura kodu. Buraya cari kodu diyeceksiniz. Şurası da TX'te cari ad unvan diyeceksiniz arkadaşlar. Şuraya bir buton getirmişiz. BTN cari seç. Ondan sonra şurada yine BTN kaydet, BTN iptal, BTN yazdır, BTN yazdır arkadaşlar. Yazdır değil bak. I harfi kullanmayın. Buna da BTN kapat dedik. Yine şuraya bir frame çiziyoruz. Yine bir label'a işlem kodu. Ondan sonra stok kodu, stok adı ve açıklama, birim, birim fiyatı, KDV, miktar, iskonto ve tutarı diyoruz. Yine buraya text kutusu çizeceksiniz. TX'te işlem kodu, TX'te stok kodu, TX'te stok adı. Şuraya bir buton ekliyorsunuz. BTN stok seç diye. Bunları izleyerek yavaş yavaş aynısını yaparsınız. Şuna da TX'te birim, TX'te birim fiyatı, TX'te KDV, TX'te miktar, TX'te iskonto, TX'te tutar diyeceksiniz ve buraya da bir ekle butonu ekleyeceksiniz. Ekle butonunu ekleyeceksiniz arkadaşlar. Şuraya da yine bir list box ekleyeceksiniz. Aşağıda da şuraya bir resim eklemişim ben. Burası boş gözükmesin diye. İsterseniz onu silin hiç önemli değil. Şöyle faturanızı buraya bu şekilde faturanızı tabi burada yine bir grid çiziyorsunuz. Şunun ismi TX'te toplam,
TX'te KDV toplam, TX'te iskonto, I harfi büyük, iskonto toplam. Burası da TX'te genel toplam diyeceksiniz arkadaşlar. Şu tasarımını da yaptığınızı varsayıyorum. Şimdi şu iki formun isimlerini değiştirelim. Bunun ismini FRM fatura listesi, şunun adını da FRM Alice faturası. Arkadaşlar bak, Alice yazın, alış falan yazmayın kesinlikle. Evet, şu ikisini de hallettik. Şimdi geliyorum ana forma geliyorum arkadaşlar. Şuradaki alış faturası çift tıklıyorum. Buraya diyorum ki FRM alış faturası şuraya biz ne dedik? Fatura listesi. Fatura listesi. Aslında bu şekilde yapsak daha iyi olur arkadaşlar. Fatura listesi diyelim. Ondan sonra buraya bir combo box çizelim. Fatura türü diyeceğiz. Alış faturası dediğimiz zaman alış faturası ekleyecek. Satış faturası desek satış faturası ekleyecek. Bence daha iyi olur. O zaman ben ne yapıyorum? Şuraya bir frame çiziyorum. Buraya fatura türü diyeceğim. Ondan sonra buraya bir combo alıyoruz arkadaşlar. Kombomuzu aldık. Buna combo box fatura türü diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar geliyoruz ayarlar sayfasına. Şurada bizim program ayarlar sayfasına geldim. Şuraya fatura türü diyeceğim. Alış faturası. Buraya da satış faturası diyor. Alış faturası, satış faturası. Tamam. Şimdi buranın içine giriyorum. Şunun initialize kısmına diyorum ki dim x as integer diyorum. As integer olmaz, as byte diyelim çünkü az olacak. Ondan sonra x eşittir sheets arkadaşlar. Ayarlar sayfasındaki nokta range hangi sütunlar arası arkadaşlar? Bir dakika. E sütunu. E'den E'ye kadar nokta end x'le up nokta row diyoruz. Dolayısıyla bana x'in sayısını verecek arkadaşlar. Yani n'in nereye kadar dolu olduğunu bana söyleyecek. Dolayısıyla buraya iki tane almış olacak. Ve ben ne diyeceğim? Combo box fatura türü nokta row search eşittir. Aynen şunu yazacağım. Ha, pardon, onu yazmayacağım. Sadece ayarlar tek diyeceğim. Ayarlardaki E2'den E'nin X'ine kadar diyeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla bakın çalıştırdığımız zaman şurada bakın alış fatura türü alış faturası. Ha, bir dakika. A2'den diyeceğiz arkadaşlar. A2'den E2'den. Bir dakika, ne demişiz? E2'den E2'den EX'e kadar. EX artı 1'e kadar. Alış faturası. Dakika, bu niye böyle yaptı ya? Şimdi içinde mi kalıyor?
Frame'in içinde mi kalıyor açılınca acaba? Merak ettim. Sadece alış faturası çıkıyor. Sadece alış faturası. Ayarlardaki S sütununda row E2'den E2'ye kadar. X'in kaç olduğunu bana söylesin ya. SG box X diyor. X kaçtır bakalım. X1. İşleyeceğim ya. Bir dakika arkadaşlar, kafam karıştı ya. Ha, pardon arkadaşlar ya, şunu hatırladım da. Şu E'den E demeyeceğiz ya. Mesela E en fazla nereye kadar olabilir? En fazla 20'ye kadar olabilir. 20 tane olabilir. Alış faturası, satış faturası, iade, şura, bunları yazdınız. En fazla 20'ye kadar. Böyle yazmamız lazım. Şurası da X olması lazım diye düşünüyorum. Ha, bakın 3 dedi. Dolayısıyla alış faturası, satış faturası. Tamam. Yani yarın öbür gün biz buraya arkadaşlar alış iade faturası da eklersek, mesela buraya alış iade faturası veya satış iade faturası da eklersek, bunlar da otomatikmen oraya dahil olacak arkadaşlar. Bakın çalıştırayım. 5 dedi. Dolayısıyla bakın alış faturası, satış faturası, alış iade, satış iade de otomatik buraya gelmiş olacak. Şu x'i kaldı, mesajı vermesin artık. Hallettikten sonra burada biz tek bir, mesela biz önceki muhasebe programında ne yapmışız? Onu da hemen size göstereyim. Yanlış yapmışız daha doğrusu. Mesela alış faturasının listesi var. Satış faturası listesi var sanırım. Bakın satış fatura listesi. Ayrı ayrı listeler. Gerek yok. Tek bir listede halledeceğiz bunları. Biraz daha dedim ya, iyileştireceğiz bu programı. İlk başta öylesine bir giriş yaptık arkadaşlar. Baktık. Yani ben o kadar uzayacağını da tahmin etmiyordum. Arkadaşlardan istek gelince de devam ettik o programa. Temeli sağlam olmadığı için öyle gitti. Şimdi hemen bağlantılarını yapalım. Şöyle ana formda ne dedik? Alış faturasına çift tıkladık. FRM alış faturası nokta show, pardon, alış faturası. FRM fatura listesi diyeceğiz. Nokta show diyeceğiz arkadaşlar. Bir de fatura listesinde fatura ekle dediğimiz zaman şurayı kontrol edeceğiz. Diyeceğiz ki arkadaşlar, eğer combo box fatura türü nokta list index, list index eşittir 1 ise, 0 ise, then and if frm alış faturası nokta show diyeceğiz. Ondan sonra exit salt diyeceğiz. Aynı şekilde bunu kopyalayacağım. Şuraya yapıştıracağım. Aslında alış faturası demişiz ya. Tek bir faturada da halledebiliriz bu işi. Şunun adını sadece değiştiririz. Hem alışta hem satışta aynı faturayı kullanırız. Tamam, böyle daha güzel. Şöyle arkadaşlar, o zaman şunun ismini, bu LBL başlıktır ya arkadaşlar. LBL başlıktır, tamam. Fatura listesinde bak şuraya tıkladım. Eğer combo box fatura türünün indeksi 0 ise şuraya şey yazacağım. FRM alış faturası nokta LBL başlık nokta caption eşittir alış faturası diyeceğiz. Tabii arkadaşlar, siz de bu tasarımı yaptığınız zaman buraya alış faturası, buraya LBL başlık diyeceksiniz. Buradaki label'a LBL başlık diyeceksiniz. Bir de ben şunun adını da değiştirmem lazım. Şuna FRM alış faturası demeyeceğiz. FRM fatura diyeceğiz. Fatura.
Eleme fatura diyeceğiz buranın, bunun adına. Çünkü ortak kullanacağız artık. O zaman fatura listesindeki şu ekleye ne diyeceğiz? FRM fatura şuraya. FRM fatura nokta LBL başlık nokta caption alış faturası. FRM fatura nokta show diyeceğiz. Bir de eğer altına devam ettik. Eğer fatura türünün indeksi 1 ise 1 ise FRM fatura nokta LBL başlık nokta caption eşittir satış faturası harfle satış faturası ondan sonra FRM fatura nokta show şimdi çalıştıralım bakalım ne yaptık. Programımızı açtık. Alış faturası, satış faturası. Şu ikisine de gerek yok artık. Tıkladık bir tanesini. Şurada da alış fatura listesi demişiz. Bakın şu anda hiçbir şey eklemiyor. Ama ben buradan alış faturası deyip eklediğim zaman bakın alış faturası geldi. Ben buradan satış faturası yazıp ekle dediğim zaman da satış faturası geldi gördüğünüz gibi. Tamam. O zaman şöyle bir değişiklik daha yapmamız lazım. Buraya faturalar diyeceğiz. Faturadan buraya faturalar diyeceğiz. Faturalar diyeceğiz. Şuraya gerek yok. İleride bu butonlara bir şeyler ekleriz artık ihtiyaca göre. Dolayısıyla fatura listesini şu başlığına fatura listesi diyeceğiz. Yarın öbür gün arkadaşlar buradan hangisini seçersek ona göre faturada listeleteceğiz. Yani buradan alış faturasını seçersek alış faturası listelenecek. Satış faturasını seçersek satış faturaları listelenecek. Tamam. Buraya kadar geldik. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ben size tekrar açıklama yapayım. Öncelikle bir form ekleyeceksiniz. Buraya bir frame, üstünde de bir label yazacaksınız. Fatura listesi diyeceksiniz. Sonra tekrar bir frame, bir liste ekleyeceksiniz. Buraya LST faturalar diyeceksiniz. Yine bir frame fatura türü. İsterseniz bunun başlığını biraz kalın yapabilirsiniz. Bir combo box buraya koyacaksınız. İsmi combo box fatura türü diyeceksiniz. Sonra buraya bir buton ismi BTN fatura ekle. Şuraya da bir buton BTN incele. Öncele arkadaşlar büyük harfle öncele diyeceksiniz. Buraya da BTN kapat. Bu formu bu şekilde hazırladıktan sonra ayarlar sayfasında şuraya fatura türü şu ikisini siliyorum ben şimdilik. E sütununa fatura türü alış faturası satış faturası diye yazacaksınız. Sonra formun initialize kısmına dim x as byte x eşittir sheets ayarlar nokta range e20 nokta end x up nokta row diyeceğiz. Sonra combo box fatura türü nokta row search eşittir ayarlardaki e2'den e x'e kadar. Burada combo CB fatura türüne de fatura türlerini yazacak. Sonra bunun fatura ekle kısmına gireceksiniz. Tabii önceden de şu FRM faturayı hazırlamanız lazım. Yine buraya bir şey ekleyeceksiniz arkadaşlar. Nedir adı? Bir frame üzerine bir etiket bu A harfiyle bir yazı yazacaksınız ve bunun ismini LBL baslik diyeceksiniz. Sonra bir frame buna TX'te fatura kodu, TX'te tarih, TX'te cari kodu, şuna TX'te cari unvanı, cari unvan, cari ad unvan. Şuraya BTN cari seç. Ben tek tek size söylüyorum ki yani ileride kodlamada siz de hata yapmayın. Şuraya BTN kaydet, BTN iptal, I harfi büyük, iptal diyeceksiniz. Buna BTN yazdır, şuna BTN kapat. Ondan sonra zaten şunları yazacaksınız. İşlem kodu, stop kodu, stop adı açıklama. Neyse.
Önemli olan şunlar. Buna TX'te islem kodu I büyük, islem K büyük kodu. Bu TX'te stok kodu. Şuna TX'te stok adı. Şurada bir buton. Butonun adı da BTN stok seç. Ç değil arkadaşlar. C. Bu da TX'te birimi. Küçük harfle I yazabilirsiniz. Ama I yazamazsınız. Şuna TX'te birim fiyatı. TX'te KDV. TX'te miktar. M büyük. TX'te iskonto. I harfi büyük. Iskonto. Büyük I olur. Yazabilirsiniz. Buna da TX'e tutar. Şurada BTN ekle diyeceksiniz. Sonra buraya bir liste LST fatura diyeceksiniz. Aşağıya da yine bir frame çizdikten sonra TX'te toplam, TX'te KDV toplam, TX'te I harfi büyük iskonto toplam. Şuraya da TX'te genel toplam yazacaksınız. Ve bundan sonraki derste de bu şekilde devam edeceğiz. Sonra bağlantılarını da hemen söyleyeyim size tekrardan. Ana formun şu butonun ismini şuraya alış faturası demişiz ya. Keşke buna BTN fatura desek. Neyse öyle kalsın. Bunun içine gireceksiniz. FRM fatura listesi nokta show diyeceksiniz. Fatura listesi. Bunun adı fatura listesi olacak. Diğerinin ismi de FRM fatura olacak arkadaşlar. Ben bu tarafı kapatıyorum. Hemen şöyle göstereyim. Faturalara geleceğiz. Buradan bir fatura seçeceğiz. Faturamızı ekleyeceğiz. Bir sonraki derste burada neler yaptığımızı tek tek göstereceğim arkadaşlar. Siz bu derste ancak bu tasarımı yaparsınız. Bir sonraki derste de devam edeceğiz. Sadece bunun kapatına bir unnotumu yazayım ve bitireyim arkadaşlar. Umarım kafanız karışmamıştır. Şu kapatın içerisine unload me dedik. Fatura listesinin içine de unload me dedik. Ve kaydettik son haliyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi faturalardan mesela şu anda hiçbir şey seçili değilken bakın hiçbir şey yapmıyor gördüğünüz gibi. Fatura türümüzü seçeceğiz. Ekle diyeceğiz. Tek bir formla hem alış faturamızı hem satış faturamızı halledeceğiz arkadaşlar. Diyeceğiz ki işlem alış ise şöyle yap, işlem satış ise böyle diyeceğiz ve tek bir formda hem alışımızı hem satışımızı yapacağız. Bu dersimiz bu kadar. Herkes kendine dikkat etsin arkadaşlar. Sürekli hatırlatıyorum. Gerçekten süreç ciddi arkadaşlar. Başka ne diyebilirim size? Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum hepinize. Bir de arkadaşlar bazılarınıza cevap veremiyorum. Yorumlarınıza cevap veremediğim, yani yorumlarına cevap veremedim, mailine cevap veremedim arkadaşlar da kusura bakmasınlar. Gerçekten benim de pek fazla vaktim yok. Cevap veremediğim arkadaşlar da kusura bakmasın tekrardan. Yani elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlar hocam şurayı düzeltir misin? Şurada şu sorunu var yapabilir misin? Gerçekten maalesef öyle bir imkanım yok. Zamanım yok. Onun için kimse kusura bakmasın. Yine de şimdiye kadar elimden geldiğini yaptığımdan emin olabilirsiniz. Hepinize hayırlı geceler.